Jewelry sunar. Can Yaman'la aranda bir şey oldu mu? Hayatım, biz çok büyük aşk yaşadık. Aa, Lerzan Mutlu arıyor. Lerzan! Zekana hayranım. İrem'e dedi ki çaprazdan nasıl zevkeli? Aynen. Vitamin doğru ya. Mı? Yok, vitamin be, ne vitamini bildiğim baba dolgu yaptım. Hani sevaba girmek istiyorsan adamın sayfasını açıyorsun. Abi baktım adam bana gülü çıkarttı, emoji. Peki çalışıp da bir daha asla çalışmam bu kişiyle diyeceğim dediğin biri var mı? Var tabii, olmaz mı? Muhitimden bile geçemez. Döküyor. Gerçekten döktün mü? Gerçekten döküyor musun? Eyvah! Bize kaldan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz Gülşah Saraçoğlu. Kendisi de burada. Gülşah, hayırdır maşanla, gözlüğünle? Hayatım, ne yapayım? Geç kalıyordum. Onun için dedim ki hadi dedim oraya gideyim, orada bu yapayım. Bu arada bir ufak geç kaldı ama önemli bir süre değil. Halbuki hiç geç kalmam, biliyorsun. Hiç geç kalmaz aslında. Şimdi gerçekten yeri doldurulamayacak bir insanım. Yani gerçekten. Bu ya zaten bize kabul edip de aa geliyorum dediğinde biz çok şaşırdık. Bu arada niye? Onu da söyleyeyim. Şaşırdık. Vallahi şaşırdık. Şaşırdım. Senin yanında aradım ben Gülşah, dedim ki Gülşah telefonunu açtı. Çekimliyim aşkım, hemen hızlıysa söyle bir şey dedi. YouTube çekimimiz var, gelir misin? Gelirim, kapat dedi. Kapat dedi, hakikaten öyle dedi. Böyle geliyorum dedi yani. Herhalde. Aa, delim bu arada canım ciğerimsin. Evet. Aşkım benim. O zaman şu gözlüğümü çıkartayım. Çıkart. Buraya da bir alkışlar, konfetiler, bir şeyler. Krepe taraksız asla. Evet. Ve Gülşah biliyorsunuz tabii ki makyajsız gelmedi buraya. Bir ufak ama makyaj. Kirpiksiz geldim. Ama kirpiksiz geldi. Bu kirpiksiz hali mi? Maskara mı var sadece bunda? Evet aşkım, maskara var da bilmiyorum. Böyle baba filtre vereceksiniz bana değil mi? İnşallah. Biz filtresiz. Sen hayat doğal filtrecisin aşkım. Sen doğalından zaten Paris filtrecisin. Aşkım doğal... doğal olan hiçbir şey sevmiyorsun. Evet. Peki önce senin şampuanınla konuya başlamak gözüm istiyorum. Gözüm ne oldu? Ha. Yüzük, elini oynattıkça böyle retinam yandı. Öyle söyleyeyim. Gülşah, öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Evet. Gülşah'ın biliyorsunuz ki yepyeni bir şampuanı çıktı. Daha çok yeni. Evet. Çok da güzel, ben kullandım. Harika bir kokusu var ve foşur foşur. Story'ni görmedik ama. Ben ama biliyorsunuz. Story görmedik. Daha Seray story gibi duşta story atacağım sana. Zaten sloganımız da şu: köpürün Türkiye. Gördüğünüz gibi üstüne bakın. Sen bu anlat. Programda ürün yerleştirme var. Vardır. Lütfen. Gördüğünüz gibi bu kadın, bu kadın. Bu saçlar, bu saçlar. Bitti. Ne çıt çıt var. Ne başka bir şey var. Bak, ya Allah aşkına şey ya. Gerçekten bana sürekli diyorlar ki çıt çıt mı var falan. Şey yok. Gördüğün hakikaten gibi. Ne yapayım, tek orijinal yerim saçım olunca dedim ben de şampuan çıkartayım diye. Valla çok da güzel olmuş. Çok da güzel olmuş. Ambalaj da yıkılıyor bu arada. Çünkü kendi parfümün esansını getirdim. Ayıptır söylemesi, iç fiş ver. Yani fiş fiş fiş. Şişeden esans mı getirdin bu şampuan için? Bir de rengi altın. Tabii gerçekten ki. Mi? Altın var. Evet. Altın şey var. Simler var içinde. Evet, parlak şeyli. Evet evet, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Gerçekten güzel güzel yıkanın arkadaşlar. Çünkü saçlarınızı yıkayın. Nereden alıyorlar bunu? İnternetten mi? İnternetten tamam, alıyorlar. Tamam, internetten girin. Kaydır. Ben zaten diyorum ki işte etiketi bıraktım, linki bıraktım. Kaydırın yukarı. Verin siparişiniz diye. Harika valla. Senden de böyle şık bir şey bekliyorum. Tabii şampuanın bir özelliği var biliyorsun. Nedir? Bütün şampuanlar ne yapar? İşte dolgunlaştırır, ne bileyim kepeği götürür falan. Benimki direkt saç döküyor. Bu arada evet, çok kepek yapıyor diyor. Evet. Çünkü düşmanlarınıza yollayın. Emin ol. Yani şampuanın amacı şu: şapkalar çıksın, keller gözüksün. Öyle diyoruz. Ya Allah Allah, insan kendi görünüyor, sabote eder mi yani? Evet. Yok gerçekten. Bir de bir şey diyeceğim. Ben bunu çok vücuduma da sürdüm. Böyle bir pırıl pırıl bir şeyler kaldı. Herhalde. Çok güzel. Güneşlenirken köpüre köpüre güneşleniyor. Saçta bence ışıltı bırakmak için evet, değil mi? Evet evet, yok şey, şimdi şaka maka bir yana gerçekten şahane bir ürün çıkardık. Çünkü sürekli diyorlar ki niye fiyatı bu kadar, işte 150 liraya satıyoruz. Niye bu kadar fazla falan diyorlar. Ben de bilirim. Normal ben de bilirim hayatım, kiloluk şampuanı alıp da şahane bir ürünün içine doldurmayı ama 9 ay boyunca gerçekten çok şey yaptım. İsviçre'den yani, esans getirttim. Ya, hem o öyle, hem de çok ödüllü bir maske var içinde. Yani hem saç derisi, öncelikle iyi bir şampuanın gerçekten temelinde öncelikle saç derisini beslemesi gerekiyor ki o saçların dolgunlaşması için, uzaması için ve gerçekten saç dökülmesi. Tamam boşver, hadi şampuan mampuan sıkıldı. Evet bence de, ay ben de şiştim. Evet. Şimdi biz sana ufaktan bir şey, bir dokunuşlar, bir şeyler küçük yapmaya başlayalım. Ne yapacaksınız acaba bana, çok merak ediyorum. Ben şey istiyorum. Bence bir kahve gölgeyi hak ediyor bu gözün. Tabii bir derinliği. Ben maşaya devam edeyim. Sen maşana devam et.
Biz de makyajımıza ve sana vurularımıza başlayalım. Evet. Mesela en basitinden başlayalım. Başla. Senin bir sürü çalıştığın sanatçı var. Evet. Herkesin tanıdığı. Onlardan çalışmaktan en zevk aldığın sanatçıları saymakla başlayabiliriz. En klişe ve en kolay cevaplayabileceğin bir soruyla başlayalım. Yani açıkçası ben onlarla çalışmaktan hem çok mutlu oluyorum hem de en sevdiğimi soracak olursam. Bir tane söyle. Bir kişi. Gülşah Saraçoğlu. Kendi kendine çalışıyor. Bu arada en güzel kıyafetleri Gülşah kendine yapar. Ay saçmalama, ne öyle. Alakası var? En güzellerini kendine yapıyorsun. Ne bileyim ben. Ya yok şimdi şaka maka bir yana gerçekten. Ya da sen mi çok güzel taşıyorsun da. Ajda Hanım'la çalışmak. Çok güzeldi o elbiseler bu arada. Yani evet. Her modacının gözüm kapalı mı, gözü tamamen kapalı. Vallahi şahane, evet. Eyes Wide Shut diye. Abla ne yapıyorsunuz? Bana çok merak ediyorum şu anda. Bekle. Göreceksin. Peki tamam. Şimdi böyle iyi mi? Biraz küçüleyim. Hayır, yok, çok iyisin. Sen çok iyi duruyorsun. Saçını da açıyorsun. Saçını da şöyle biraz açalım. Ajda ne yapıyorsunuz ayol diye. Güzelmiş dekoltende hayatım. Neyse, Ajda Pekkan'la çalışmak gerçekten ne bütün meslek... Ne oldu, bir gün meslek... aradı mı seni? Ben seninle çalışmak mı istiyorum? Anlatacağım şimdi. Şöyle bir şey var. Bütün meslektaşlarıma nasip olsun inşallah. Çünkü çok çok dünya tatlısı ben bir kadın. Ben de çalıştım bu arada birkaç kez, evet. Makyajını yaptım. Ben hiç. Mesela Bülent Hanım'la çalışmak. Biliyorsunuz Bülent Hanım'la çalışmak bütün... Yani provalar boyunca şeydir, yani o prova bir şölene döner. Ay, çünkü bir kere ben çok, de geldim o provaya. Evet, çok. Hatta benim her üstüme bile bir şey tuttular, giydirdiler provayı, hatırlıyor musun? Neden böyle bir şey giydirdiler? O kadar eğlendim. Çünkü Bülent Hanım oturuyordu. Evet. Bülent Hanım'la Seçkin'in boyları aynı olduğu için, yani değil mi, aşağı yukarı aynı olduğu için. Bülent Hanım'ın bir partisi vardı. Seçkin'in üstünde ama sadece boyuna bakmak için. Evet. Seçkin de böyle kalıyor falan, neyse. Eğlenmiştik. Evet, şimdi Ajda Hanım beni ilk aradı, anlatıyorum. Anlat. Ajda Hanım dedi ki, merhaba Gülşah'cığım, nasılsın dedi. Biz de kahvaltı yapıyoruz benim Kaan'la. Neyse, kahvaltıyı yaparken bir anda ben böyle yaptım. Merhaba Ajda Hanımcığım, siz nasılsınız dedim. Telefonu kapattım. Kaan dedi, niye öyle konuşuyorsun? Ne bileyim dedim, Ajda Pekkan'la konuşuyorsun. Tribe mi girdi yani? Böyle oluyor diye. Ben, evet. Öyle bir tribe girilir. Yani. Aynen benim. Peki son dönemde yani Ajda Pekkan'la çalışmaktan tabii ki sen de çok memnunsun vesaire. Peki çalışıp da bir daha asla çalışmam bu kişiyle dediğin biri var mı? Var tabii, olmaz mı? Muhitimden bile geçemez. Kim mesela? Söylersem üzülürsün, senin sevdiğin bir isim. Aa. Onun için söylemeyeceğim. Peki seni... başka bir tane var mı? Hayır. Çünkü... Seçkin çalıştı mı daha önce o kişiyle? Sevdiği biri. Hmm. Hem çalıştı hem de sevdiği Simri biri. Simri Sağan mı? Onun en yakın arkadaşısın. Şey yapıyorum. Kendine gel. Kendine gel. Hizaya gel. Simge benim bebeğimdir. Ya aşkım, ne güzel. Benim. Siz çok eski arkadaşsınız. Eski derken 3 yaşından beri. Bebeklik arkadaşı. Tabii canım. Bedava mesela şuraya hop deyip Simge'yle benim resim gelebiliyor mu? Tabii gelir. Ki. Nereye? Allah, her şeyi yaparız. Hiçbir masraftan kaçırmamışlar diye. Şöyle yaparız. Hemen getirelim şuraya. Evet. Şurada geldi bak. Burada, geldi. Burada geldi. Burada çocukluk, burada da şimdiki halimiz olabiliyor mu? Olur, tabii olur. Ki her şey olur. Burada çocukluk, burada Allah'ım, şimdiki halimiz. Allah'ım gerçekten şey çok olur. Konforlu bir her şeyi yapıyoruz. Söyleyemiyorsun yani. Işınlattırıyoruz bir de bir insanları mesela. Hiç şey yapmadan, arabaya bindirmeden. Abla siz deli misiniz? Boyuyorsunuz hala geldiğim gibiyim. Hayır. Biz öyle yavaş yavaş. Böyle ekle. Alışmışsınız televizyon, make-up artistlerine. Patır kütür şey yapıyorlar. Biz de canım ben hayatımda hiç kimseye makyaj öyleymiş yaptırmadım. Öyleymiş bu arada. Seçkin söyledi. Ha, evet. Aferin çocuğum. Seçkin söyledi. Evet. Dedi. Kendi makyajını kendi yapar. Kimseye makyaj yaptırmaz dedi. Kendi makyajımı kendim yaparım. Aynen öyle. Birazcık daha yoğunlaştırıyoruz. Peki. Sen soru soruyordun Seçkin. Soruyordum, söylemedi. Kapının önünden geçemez dedin ama başka sen bir isim. Sen peki tahmin ediyor musun yok, kim olduğunu? Yok. Başka biri yok. Bilemedim. Biliyorsun. Niye söylemiyor ya? Söyleyemem. Sen niye söylemiyorsun? Gülşah söylemiş olmayacak ki zaten. Yok, eğer düşündüğün kişiyse ben sevdiğim düşündüğün biri. Düşündüğün kişiyse, okey tamam. Yok, söyleyeyim. Ben söyleyemem. Tamam, okey o zaman. Evet. Evet, sıradaki soru. Bana bak kaşlarımı söyle. Ne yapıyorsun burnuma? Evet. Ya aa. Dur. Şöyle küçük. Çok heyecanlanıyorum. Şu an ne yapacaksınız acaba diye. Minik. Ben peki, çok fazla Gülşah, bir şey yapmayacağım ki. Canım. Ben senin böyle gazetelerde falan haberlerini okudum. Mesela böyle biraz aranın kötü olduğu isimlere baktım. Kimle kavga etmişsin, ne yapmışsın diye. Mesela Ömür Gedik'le böyle bir şeye girişmişsiniz. Bir Kürt ile alakalı bir şeyden galiba. Hayatım bilmiyorum. Onun işte bir tane... O sana Kürt giydiğin için bir şey mi söyledi? Bu arada mevzu neydi tam olarak? Ya hanımefendinin kendisi hayvan hakları savunucusu. Evet. Tabii benim ki saygı de arkadaşımdır bu arada. Severim. Kendisi bilmiyorum, bir anda Bülent Hanım'a ve bana böyle bir sıçradı. Ha, Bülent Hanım'a da evet. Sonra çıktı bir programda Gülşah Saraçoğlu ile Bülent Ersoy dedi, işte günahlarından dedi, böyle arınamaz falan. Bak kahvaltı yapıyorum sabah. Şöyle bir baktım ve benden bahsediyor, ekranda benim resmim falan. Cık.
Allah Allah dedim, delirmiş herhalde dedim yani. Niye durduk yerde? Bir insanın aklı varsa bana bulaşmayacak. Hmm. Bir anda sıçradı kadın. Neler söylüyor? Dedim ki Gülşah boş ver, cevap vermedi. Hemen bilirsin, karşı kaldırma geçerim ben oradan, bay bay derim. Asla don't muhatap. Evet. Abi baktım hanımefendinin bir süre sonra kıza evlendi. Hı hı. Hanımefendi hayvan hakları savunucusu ya, üstüne bir tuvalet, buradan böyle deve kuşu tüyleri. Allah! Dedim ki, ha dedim. Orada şimdi onun bilmemesi mümkün değil yani, mümkün yok. Bunu yazdın, çizdin mi bu mevzuyu bir yere? Zaten patlattılar haberi yani, benim bir şey çizmeme gerek yok. Ondan olmamış sonra ya. Olmamış. Sonra işte bunları şey yapınca, haberler çıkınca dedim ki, ne yapıyor bu? Hala da bana şey yapıyor yani. Saldırıyor. Aynen yani, sözlü saldırı. Sonra işte inkar ediyor. Mahkemelik oldunuz mu yani? Yok mahkemelik falan. Ben ne mahkemelik olacağım? Ne bileyim işte. Kendim sonra hallediyorum diyorsun her işimi. Öyle şeyde. Yok ya, onunla mahkemelik olabileceğim bir şey yok. Çünkü aldım sazı elime. Dedim ki sen dedim hem hayvan hakları savunucusun, hem dedim bu tüylerle dedim yok dedim sahte diyorsun, bilmem ne diyorsun, yok modacım kandırdı diyorsun falan filan. Öyle bir şey olamaz. Modacım kandırdı yani. Ne demek bir kere ya? Yani modacım bana bunların orijinal olmadığını ve hani çakma olduğunu söyledi ki o tüyün çakması falan yoktu. Bu arada gerçek bir hayvan hakları savunucusu onun fake'ini de kullanmamalı tabii, zaten. Tabii. Yani madem bu kadar fanatiksin onun sahtesini de kullanmaman gerekiyor. Kesinlikle. Neyse. Ya çok da önemli bir konu değil. Sonuç itibariyle kıymetli bir sanatçının sevgilisi olarak tanıdığımız bir kadın yani. Ben bilmiyorum misyonunun ne olduğunu yani. Gerçekten bilmiyorum. Ama görenler, bilenler şey falan herkes çok iyi bir kadın olduğunu evet, söylüyor. Evet iyidir. Ben de severim. Evet. Çalıştım da. Benim arkadaşım. Seray'ın da çok yakın arkadaşı. Evet, evet. Seray diyor ki aslında öyle bir kız değildir. Çok sakin, tatlıdır. Falanca. Aynen. Ama işte yani kimse kimsenin sınırlarını ihlal etmesin. Bana çünkü biri tırnağını çıkartıyorsa ben pençeme atarım yani. Bu kadar basit. Her hepimiz için geçerli. Bu leoparlar boşuna değil yani. Hayatım, aşkım benim anne tarafım leoparlar. Peki Gülşah, ben senin yakın arkadaşınım ve aşağı yukarı hayatına giren çıkan insanları biliyorum. Giren çıkan kaç kişi? Evet. Yani hayatına olan bir kez kocam vardı, sevgilim vardı, sonra bir sevgilim de aldı. Ben senin biriyle, ünlü biriyle haberlerini okudum ama bu konu hakkında seninle de hiç arkadaşın olarak konuşmadım aslında. Ve bu soruyu buraya sakladım. Bu arada bana geçen söylediğin mi hani böyle bir şey, mesaj falan mevzuları olmuş hayır, diye, o başka. Değil mi? Ha, tamam. Oralara da geleceğim. Ha, tamam. Eyvah. Bekle. Dur, eyvah. Geliyor. Can Yaman'la senin... evet. Bak kızla evet, şaşırdı. Evet. Can Yaman'la senin birçok haberin çıktı. Hı hı. Onlara da baktım ben çünkü gelmeden sen benim arkadaşımsın hı hı. vesaire biliyorum hayatını evet. ama yine de bir şöyle bir gazete geçmişine baktım. Can Yaman'la bir sürü haber çıkmış. Evet. Ve ben bunu kaçırmışım. Bu konuyu da sana hiç sormamışım. Şu an soruyorum. Can Yaman'la aranda bir şey oldu mu? Hayatım biz çok büyük aşk yaşadık. Gel. Saçmalama. Hiç böyle bir şey yok. Herkesin gözleri böyle fantaşı gibi oldu. Evet yani birkaç bir yerde galiba karşılaştık. Baktım bir sürü haber çıkmış bilmiyorum, çünkü. Bilmiyorum böyle bir şey çıktı da hiç yani gerçekten hiç öyle bir şeyimiz yok. Ama yani ben yakıştırdım da size aklımda öyle düşününce haberleri görünce. Hoş çocuk. Beğeniyor musun? Ya beğenmeyen var mı? Hoş çocuk bence yani de. Neden canım, Allah sahibine bağışlasın yani. Amin. Hoş çocuk neden ama belki böyle bir şey olmaz mı yani? Yok ya. Niye? Yani ne bileyim ben. Olmaz yani. Neden oyuncular, olur? Erkek oyuncular çapkın mı olur demek istiyorsun? Yani çok sen? Aslında benim tarzım bir adam değil yani. Çok hoş çocuk, çok yakışıklı çocuk ama benim tarzım değil. Öyle bir şeyler çıktı. Ay Allah'ım, kimler neler sormuştu. Ay şu düğmeyi versene bana. Hemen. Bak. Daha kirpik takacağız. Şöyle biraz süreyim mi? Bence bu arada ben bu maskaraya bayılıyorum. Tek kullandığım maskara. Gerçekten mi? Gerçekten. Süper. Makyaj çantamı versene Doğancığım. Makyaj. Bak şimdi hemen çıkartacağım. Maskaranın adını unuttum ya. In Extreme'den. Aa, Lerzan Mutlu arıyor. Lerzan. Beni özlemedin. Aşkım şu anda YouTube çekimindeyiz Seçkin'le beraber ve şu an yayındasın. Ay, ve sesine speaker aldım. Böyle, dur, seninle çok öpüyorum onu. Bak Lerzan, şu an sesi mikrofonda ve şu an programdayız. Seçkin, seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum aşkım ve seni buraya acilen zekana bekliyoruz. Zekana hayranım. İrem'e dedi ki çaprazdan nasıl ses gelir? Aynen. Tapuk sesi, tapuk sesi dedi. Bak mümkün değil. Bak çaprazın üstünde matematiksel olarak. Evet dedim, çaprazdan tapuk sesi nasıl gelir diyorum. Dedim ki kızım sabahları
sokup giyiyor musun? Evet dedi, işe giderken günahımı aldı, görüyorsun değil mi Sus? Aynen, ben hayatımı anladım ama seni. Seni çok seviyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Geliyorsun inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Geleceğim inşallah. Gülşah seninle çok önemli işim var. Konuş şu an. Hayır sakın konuşma şu an. Yayındayız, konuşabilirsin. Gülşah. Sana yazacağım ve ona acil cevap vermen lazım. Çok aşkım acil. Hemen yaz. Şimdi hemen Lerzan'la ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Ha. Lerzan biter bitmez seni arıyorum. Tamam hadi. Tamam. Cevap ver benim yazdığıma. Hadi öpüyorum. Tamam. Lerzan benim hayattaki en yakın arkadaşlarımdan biri. Çok tatlı biri. Ben de çok seviyorum. Ve evet yani gördüğünüz gibi vallahi, bu arada. Aynen yalan söylemedi. Yani. Çantasından mekin. Şeffaf. Şeffaf bir programdı. Aynen. Şimdi, helal olsun. Çok seviyorum, tek kullanıyorum. Ben de Mekin in extreme diamond. In extreme doğru mu söylüyorum ya? Tamam güle güle. In extreme dimension. Mac aynen Mac kozmetik. Şahane bir maskara. Bir rimel gerçekten. Ben de bunu çok seviyorum. Yani aynen biz de eski Mac'çi olarak zaten bayılıyoruz. Ben de eski Mac'çiyim. Evet eski Mac'çiyim. Eski Mac'çi. Gülşah geliyor muydu bizim dükkana? Valla ben o zamandan hatırlam. Tabii canım. Ama benim bir şeyim yoktu o dönem arkadaşlığım. Ben tabii şey Crayolan çok kullanıyorum. Evet. Böyle kalın televizyon makyajı. Doğru. Evet. Şimdi Lerzan tabii benim çok yakın arkadaşım. Çok eski. Şimdi Lerzan'ın çok hoşlandığı bir çocuk var. Ben o zaman Aslan'a kim? Hamileyim. Söylemem. Ünlü bir de mi? Neyse bilmiyorum. Sonra İş adamı mı? Sana ne? şimdi dedi ki aşkım dedi gece 4 beni arıyor. Aşkım uyudun mu dedi. Aa abla delirdin mi bu saatte uyunur mu falan diyorum ben böyle. Kara hiç uyumuyor biliyorsun. Neyse. Dedi ki ne olur dedi bir gidelim dedi bir bakalım evde mi değil mi bir şey var mı falan filan böyle. Yani. Aa tabii baba. Aa, ondan bu arada Gülşah bayılır böyle işlere böyle kaos olsun fırıldan. Dedektiflik ay, bilmem tabii. Ne. Sever yani, öyle şeyler. Hep. Neyse. Sonra Lerzan beni aldı. Şimdi Lerzan dedim ki abla dedim sen dedim bir arka sokakta bekledim seni dedim arabayı dedim görmesinler. Tamam dedi. Benim de üzerimde siyah bir hırka. Kapşonum da var. Güya tanınmayacağım. Sen. Şimdi Lerzan'ın o zamanki arabasında LLL plaka. Yani bayağı tabak gibi getirdiniz tabii. Yani. Tabii. Hiç bilmeyen yok. Şey, bu arada ben olmamış. Bu arada ben tanınmayayım diye üzerimde bir hani ne yapar bir şey giyseydim. Hayır. siyah bir hırka. Kapşonum böyle. Şimdi Lerzan Mutlu'nun arabasında bir kadın iniyor ama karnı bu kadar. İyi ki kimse tanımıyor şimdi. O dönemde de hamileyim. Hiç çaktırmıyoruz. Ne yaptım biliyor musun? Adamın evine bahçeden girdim. Camdan bakıyorum. Lerzan da evde, ama evde diyorum arabada beni bekliyor. Girdim hakikaten çocuk garibim evde uyuyor. Evet. Biz boş boşuna gitmişiz oraya. Geldim arabaya bindim. Abla dedim bir şey yok dedim. Kendi kendine uyuyor evde dedim. Hiçbir şey bak dedim camdan dedim gördüm dedim. Yani Lerzan, bunu görmeye gitmiş. Lerzan döndüm böyle yaptı. Ben hayatımda senin kadar dedim manyak bir şey görmedim dedim. Diyene bak. Helal ya, olsun o benim tam arkadaşlar. Gerçekten. Tam arkadaşlar tamam. Yani. Tam arkadaşlar. Aynı kafalar zaten. Yani, Lerzan'la Gülşah aynı kafalar. Lerzan da benim için çok şey yapar. Yani ben Lerzan hadi kalk. Gidiyoruz falan dese anında gelir. Böyle canla başla ama bunu herkese yapmaz yani. Tabii. O çok nadir birkaç arkadaşı vardı. Onlardan biri de benimdir. Yani iyi yakalanmamışsınız Gacil, bu arada. Baba seviyorum aynen. Yani. İyi ay yakalansak ne olur? Ben açarım kapşonumu. Ay ne yapayım? kontrole geldim diye. Kontrole geldim. Gelirim yani. Evet. Siparişiniz vardı diye elinde poşetler. Senin şeyde. Aklında var mı değişik bir soru? Yoksa devam ben vallahi sizi dinliyorum böyle ağırlık bir şekilde. Güzel oldu. Peki yani. O zaman bir tane sincap daha. Sincap gibi değil mi surada? Evet. Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Çok loko. Dün Fatih'le de beraberdik. Şey dün de Fatih'le bir çekim şey yaptık. Çok dedi. Tatlı. Aynen. Bu arada sen şimdi modacı olduğun için biraz yine o alandan sorular sormaya hadi devam sor. Ediyorum. Hadi tamam. Sor. Dikip de memnun kalmadığın bir kıyafet var mı mesela? Dolu. Aynen. Nasıl? Aynen. Bir bakıyorum böyle bir tuhaf tuhaf bir elbiseler isteyen müşteri oluyorum. Aa diyorum gacı şaşırmış kendin diyorum. Bak diyorum bu böyle olmaz diyorum. Dilimde tüy bitiyor artık anlata. Yok illa öyle istiyorum. Onların dedikleri oldu diye sen memnun olmuyorsun yani. Evet aa güzel yaptınız. Herhalde kız aferin çocuğuma. Teşekkür ederiz. Sen bu işi biliyor musun? Ben bu işi şey yapalım mı? Hani ben bu işe gireyim mi diyecektim ben hani. Ha. Biz 15 yıldır neredeyse beraber aynen, makyaj evet. Yaptık. Yapmaya öyle, devam sevmediğim ediyoruz. Elbiselerim oldu canım. Peki taklit ettiğin elbiseler oldu mu hiç? Ay olmaz mı ya? Sen benim arkadaşıma Harbiye'de şey yapmışsın. Talya'nın elbisesini dikmişsin. Çok çok da severim. Rozalim'de de çok severim. O senin arkadaşınsa benim de kardeşim kendine gel. E ne yapayım? Geldi Simge dedi ki ay dedi ablaydı Alper Lex'i bunu dedi çok beğendim dedi. Ondan sonra ben de böyle yapar mıyız dedi. Yaparız dedim. Senin neyse. Öyle bir şeyin yok değil mi? Ay, evet ay, hiç kompleks yok. Hiç kompleks yok lazım. Yani. Ben hep böyle söylüyorum. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Beni o elbise için ne linç ettiler biliyor musun? Evet biliyorum. Üç gün linç ettiler. Abi baktım işler sıçradı. Aa, üç gün sonra linç bitti. Ben menajerimi Berna'ya ayırdım.
Berna dedim, ne olur dedim, 3 gün daha linç yemek istiyorum ben dedim böyle. Hayatım şimdi şaka maka bu bir arada yana. Şaka bir yana senin yaptığın elbise ondan daha güzeldi. Herhalde rengi onlar örmüşler. Evet sen, onlar örgüydü. Adam Gülşen bir şeyler şey... yapmıştı, yorumlar yazdı, etti falan işte ne bilmem ne. Ne yapsın işte benim sayemde Türkiye tanıdı. Dur. Adamın ağlayan bir fotoğrafı falan koyabilirsiniz. Fotoğrafını koyarsınız. Ama ağlayan bir suratı olsun yani hani. Hayatım benim sayemde Türkiye tanıdı. Kirpik takın, kirpiksiz yeterince tamam, mesai tamam. Harcadım şu anda. Allah Allah. Hemen madilendi. Zaten uykum var. Ha? Dur, televizyon programında şeyi çok sevdim. Neyi sevdin? Şakırdan. Bu çanta, bu kemerin ayakkabısı değil. Ay gördüm. Bu kemer. Bu kemer, bu ayakkabının çantası değil. Ama bu kemer, bu ayakkabının çantası değil. Bir daha söyleyeceğim. Bu kemer, bu ayakkabının çantası değil. Ama o kadar Kemal döndü böyle yaptı. Bir dakika dedi. Bu kemer, bu ayakkabının... Evet, bunu bize biraz aç dedi. Açık lan, burada da açık. Seray da dönüp dedi ki, Gülşü anlama kılavuzu yayınlıyoruz. Ve sonra ben de dedim ki, dedim sarışınlığım tuttu. Bazen Oriel'i fazla kaçırıyorum. Deli. Ama evet. Ben bayağı güldüm ona. Ben de güldüm. Ben kendime gülüyorum biliyor musun? Gerçekten... Çok eğlenceli bir kadın. Kendimle hiç canım sıkılmıyor. Sıkılmıyor peki. Ya. Kendine canım ya gerçekten sıkılmıyor Allah da. Beni nazardan saklasın. Aynen. Ya. Maşallah. Allah beni başımdan eksik etmesin. Ya. Gerçekten yani. Enerjim tavan yani. Maşallah. Vallahi bazen kendime bu telefondan, diğer telefona, WhatsApp'tan mesaj yazıyorum. Kız seni çok seviyorum diye cevap veriyorum. Böyle yapıyorum. İki telefon abla vardı. Diyorum seni çok seviyorum diyorum. Oradan diyor ki abla ben de seni çok seviyorum. Ya gerçekten. Bu kadar seviyor kendini yani. Geri doldurulamayacak bir insanım. Evet. 1-2-3. Gülşah Saraçoğlu diyoruz değil mi şeyde? Kendinize gelin herhalde. Peki Gülşah'cığım aşk buyur. Hayatın nasıl gidiyor? Şu İlişki an hayatında biri karmaşık. Var mı? İlişki durumu karmaşık. Şu an biri yok. Var mı yok mu? Şu an yok. Seçkin şunu da tak. Hayatım. Ne olursun. Şimdi, hayır onu sen takacaksın. Bana bak güzel tak, takamıyorsan ben takayım. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Evet bak kaynamasın konu. Yok yok kaynamıyor. Falan, cart, cart diye. Hayatım ben seçilmem seçerim diye. Onun için seçkine geldim diye. Bakayım ha aferin kendine baba kirpik gel. Kendinize gelin. Bakın güzel bir tarafta taktın. Kirpik var bir tarafında yok şu an. Sen bir son dönemde şeye story atmaya başladın bir gördüm ben seni. Ne et adamı? Şu et 65 et adam. Filmindeki... Hmm. Michelle miydi? Michael mı? Öyle okunuyor galiba. Ve duyduğum bir şeye göre o da sana bir mesaj attı. Allah! Eviyordum diye. Böyle bir şey yok. Ne yapıyorsun be? Benim yok. Şey, kirpik bulaştı bana. Abi, şey bulaştırmayaydın abla. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. O sana ne mesaj ya? Attı mı? Bir şeyler duydum. İnsan mı o? Çok iyi herif. Aynen. Ya ben sana mesela... şöyle bir şey yaptım. Ben öyle bir şey de adamın duydum bu arada. Adamın resmini paylaştım. Evet gördüm. Tamam adamın resmini paylaştım. Ve güya adam bana şöyle diyormuş gibi bir şey söylemiş de ben de neymiş efendim kahvaltı hazır değilmiş tamam bekle şimdi seni terk edeceğim falan. Kendi kendime geyik yapıyorum derken. Kendi kendine flört ettin çocukla yani. Evet. Ve ben adamın her resminin altına yorum yazıyorum. Adamı etiketliyorum, kalp koyuyorum, böcek koyuyorum. O yani başka bir şey yani onu al. Bak benim evde beyaz bir koltuk var onu koltuğa oturtur eve çok yakışır o benim. Dekor. Bak yani sevaba girmek istiyorsan adamın sayfasını açıyorsun. Abi baktım adam bana gülücük attı emoji. Ben şok. Helal. Devam ettiniz yazışmayı inşallah. O kısmını anlatmak istemiyorsan anlatmayı da bilir. Ya saçma olayı köpürtme sen de. Var mı ama böyle bir şey? Telefonu köpürtmek istiyorsan. Bu arada olayı köpürtmeyin kafanızı köpürtün. Tabii. Gülşah Saraç olur. Bu kadın lütfen. Giderken sağda dönerken solda. Evet. Peki Gülşah. Koy öyle. Evet. Şurada dursun. Sen de bir şeyler sor ya. Farklı ben bugün şey burada şey gibi, Kenan Çetin göz gibi oldum burada. Ay ona da selam. Aldınız sazı elinize ne yapayım ben? Burada kaldım şeyde kirpiği takamadım bir şey yapamadım yani ondan sonra aldı. Yok o onunla mı bu bununla mı? Abla? Çok güzel kokuyor bu arada. Çok al güzel. Senin olsun aşkım. Gerçekten evet. Mi? Nereden aldınız bana bunu? Bana bir arkadaşım hediye yeni çıkan bir marka. Bu arada çok güzeldir. Çok... Onu da şey de beğenmişti. Simge de çok simge beğenmişti. De beğenmişti. Senin sakın olsun. Simgeye varmayın. Simgeye yok. Yakışmaz zaten. Senin şimdi olsun. Şimdi simgeyle ilgili bir şey anlatacağım. Ha, hadi. Rahat konuşabilir miyim? Her şeyi. İstediğin küfür edebilirsin. İstediğini. Simge her beyaz şova çıkacak. Ha. Böyle transparan bir tulum yaptım. Siyah şey. Siyah. Evet, transparan ben bir tulum oradaydım yaptım. Oradaydım tabii ki. Bütün böyle işte dantel kaynatmaları var burasında falan neyse. Simge dedi ki, ay dedi, abla dedi iç çamaşırım dedi gözüküyor dedi. Buradan dedi. Şey dedim olduğu ki, için.
transparan ya, iç çamaşırım gözüküyor dedi. Ben dedim nasıl dedi çamaşır giyeceğim bunu. Sen dedim star ışığı var ama dedim bak dedim bu tulumu dedim böyle giyeceksin. Abla dedi ben dedi nasıl giyerim? Giyersin dedim. O tulumu hakikaten. Giydi mi öyle? Tabii, tabii ki öyle giydi. Çünkü transparan çok da yani. Onu da neyse. Sonra ya sen yapmamış mıydın saçını? Ben yaptım. Sen yaptın ya. Makyajını ben. Kütlü evet, saçları falan. Kırmızı ruju vardı. Efsaneydi bebeğim benim o neyse. Sonra programdan sonra beni aradı. Ay abla dedi bir korktum dedi. Ya dedi bir yerim sökülürse bir şey olur. Ay dedim saçmalıyorsun herhalde dedi. Yok. Neyse. Kız bir şey söyleyeceğim. Miss Piggy'ye benzedim. Kirpikler bu arada ne seçiyor? Bunu ben bakayım. Amsterdam'dan almıştım. Hayır benim şey ama çok güzel bir kirpiktir vay. Bu. Vay. Veriyor musun peki? Gülşah'a veriyorum. Veriyorum artık. Gözüne taktık. Veriyorsunuz mu? Ay yok istersen çıkarayım beni deli mi ne? O yapar. O yapar. Çıkarttır. Nasıl yani? Çok güzel mi alıyor? Alır. Çok güzel kirpik valla. Abla yanağımı yeşil yaptın. Bu ne? Yeşil mi? Bu ne? Hiçbir gördünüz şey sürmedim mi? Bile neredeyse. Gördüm. Yıllardır çalışıyorlar. Yanağını yeşil yaptı. Ben şurada ne yaptım? Şey şurada vardı. Yeşil yaptı. Bu da hemen düzelt. Sen benim şu makyaj çantamı verir misin? Suratı maymuna çevirdin dur. Ya bırak Allah aşkına. Bak kendi şimdi gelmiş ya. Buraya dünden. Oo. Şimdi konuşturacaksın beni. Konuş. Allah Allah konuş. Dün evet. Arkadaşına gitmiş. Evet. Takılmış. Yemiş içmiş. Takılmış derken Firuzan'a gittim yani. Aynen. Evet. Yani yemek yemişler bilmem ne. Sabaha kadar da oturmuşlar. Ne yapayım tutayım mı? Ondan sonra buraya da yarım yamalak bir makyajla geldi. Ya ben yapmadım tenini menini. Kendi yaptığı makyaj da bana bok atıyor. Vallahi bir tane şey yapayım. Dudağın ıslak mendil. Kendi yapsın tenini şimdi. Bana yamalı yamalı bir makyajla gelmiş zaten. Ben bak, burada sıfırdan yapmamışım. Süngeriyle tabii, pata krem süngeriyle. Herkes senin kendi... Aa bir şey söyleyeceğim ya. Sen oraya bir kere bir müdahale yaptırmışsın. Bir dakika estetik. Ya. Onun morartısı bir dakika, bu. Evet yanağı morarmış. O buyur. Zaman demek ki evet. Arkadaşım ay çocuğum. Ya, arkadaşım. Yanağını aldım valla. Çünkü ben de diyorum gerçekten yeşil bir şey var orada. Ne dolgu mu yaptırdın oraya? Vitamin dolgusu mu? Yok vitamin beni falan. Vitamini bildiğim baba dolgu yaptırdı. Vitamin dolgusuymuş. Peki en son dolgusu. Yaptırdığın estetik bu muydu? Yok artık bayağı bildiğin yüz nakli falan yaptı bana derken. Neler yaptı? O kadar var mı? Aşkım botokslarım var. Hatta botoks. Botokslarım daha tutmadı. Dolgu. Kaz ayakları, dudak dolgusu, bir tık bu şey var. Elmacık buralar var. Mi? Neyse. Burası? Nasıl göğüs mü? Göğüs 18 Eylül'de yeni yapıldı. Eylül. Evet. Daha aha, işte iki ay önce. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ne mesela? Bronzer. Çok severim. Evet. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben estetiği seviyorum. Ve biz de seviyoruz. Vallahi ben de karşı değilim. Alın yazım sırtıma geldi. Doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bizim ve bunu Niko, söyleyebilecek kadar doğal bir kadın. Bizim Niko ha. Da öyledir ya arkadaşım. Niko kim ayol? Bu şey fırça senin mi? Yok senin. Benim de değil. Benim böyle bir fırçam olamaz. Benim. İşte. Hmm. Peki makyaj kendine yaptığın makyajda var mı böyle bir şeylerin? Rutinin. Olmazsa olmazın rutinin. Yani genelde ben aynaya bakmadan makyaj yapıyorum. Biliyorum. Ve yani çok yapmışlığı çok vardır. Hızlı bir şekilde makyaj yapıyorum ama oturduğumda ve böyle büyük makyaj yaptığımda siyah, simsiyah makyajlar, işte lensler falan filan. O zaman zaten başka bir kadın oluyorum. Çünkü. Bu arada televizyonda da sen kendi makyajını kendin evet, yapıyorsun. Evet, kendim yapıyorum aşkım ama bu da güzel şey bir konfor var. Bence. Yani saçım, makyajımı da her şeyimi kendim yapıyorum. Ve kendimle oynamayı seviyorum. Kendi yüzümü çok iyi tanıyorum. Onun için de kimsenin yüzüme dokunmasını istemiyorum açıkçası. Öyle bir huyu, elimde artık var çok senin. Alıştı i̇şte yani. İşte bence zaten insan kendini çok daha iyi tanıdığı için benim atıyorum bir saatte yapacağım makyajı belki 10 dakikada yapıyordur. Peki makyajını ve stilini beğendiğin birileri var mı? Var mı? Türkiye'den. Tabii ki var. Türkiye'den. Olmaz mı? Ha, çalıştıkların olur. Dışında böyle hani şu kızın da stilini hiç çalışmadım beğeniyorum. Ama güzeldir bunun. Atıyorum diyeyim. Hadise'yi de çok beğeniyorum. Çok güzel stili hadiseyi, var mesela. Hadise'yi gerçekten çok ben beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Ben de çok yani, bizim Alev yapıyor zaten. Bir ben her şeyini yakıştırıyorum. Yani her şeyi ona yakıştırıyorum. Hı-hı. O mayolarla çıkmasını, o, bu, hani sosyal medya paylaşımlarını, sahnedeki tavrını... seyirciyi bir kere alıyor. Gerçekten ya star. Ya da siz çalışsanız da efsane bir iş birliği evet. Olur bence. Evet, olur. Olur. Yani neden olmasın? Belki bir gün çalışırız. Mesela Gülşen'in tarzını çok beğeniyorum. Biz de bayılıyoruz ona. Gülşen'in tarzını çok beğeniyorum. Ben büyük hayranıyım. Aynen. Çok seviyorum. Öyle yani. Güzel. Mesela bana hep diyorlar ki Yıldız Tilbe'yi neden giydirmiyorsun? Çünkü işte hep Yıldız Tilbe'nin rüküş olduğunu söylüyorlar. Sen ona dokunsan nasıl değişir falan derler bana. Hayır. Yıldız Tilbe'yi biz öyle seviyoruz. Aynen. Çünkü Yıldız Tilbe o
ve Yıldız Tilbe'yi ben giydirsem yine aynı şekilde giydiririm. Doğru. Çünkü o bir tarz yani, o onun tarzı ve o ben da, o tarz, öyle aynen. tatlı. Nasıl o Amy Winehouse'lar vardı işte. Tabii canım aynen. Değişik aynen. giyinirlerdi. O da öyle bir tarz. Yani o başka bir case yani, ben bayılıyorum ona da. Çok şahsına münasır o hakikaten. Kesinlikle. Yok ondan bir tane daha yok yani. Yok. Kesinlikle ya stili. Müthiş kadın ya Yıldız Tilbe yani. Peki senin kadın. Kıyafetlerin böyle çok pahalı falan filan diye konuşuluyor. Evet. Bir kıyafeti kaç paraya dikiyorsun mesela? Gerçekten. Evet bir tane kutür, bir yani, elbise. Yani eğer ki bahsettiğimiz böyle büyük bir ne bileyim. Baba bir tuvalet. Baba bir tuvalet. 20-30-40 arası değişiyor. TL. 1000 TL. TL. Evet. 1000 TL. 20-30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin çıkıyor. Bunun sınırı yok. Gelinlik yani bunu, dikersin, 300'e de çıkar. Bunun sınırı yok. Kim yani üzerindeki malzeme... Kullandığın taşa, tuşa, şeye göre tabii, her tabii. şey değişmez. Bir de malzeme benim hiç gözümü doyurmaz. Hep böyle. Kabarık daha fazla taş. Dolduracağım, taş. Peki sana kıyafet yaptırıp da hiç... Parasını ödemeyen biri oldu mu? Hiç başıma gelmedi biliyor musun? Olur ya. Ya hep nakit mi? Hiç başıma gelmedi. Ha, ünlü yok, olması gerekmiyor değil. Bu arada ya. Herhangi birinden de hiç kimseyle böyle bir şey yaşamadım. Benim geldi ya. Makyaja gittim daha bundan 6 yıl önce. Kime gitti? Ünlü biri mi? Yo hayır bir tane gelindi. Gelin makyajının paranı ödemedi. Sırdakadan bastılar şaka sonra. Yapıyorsun. Ertesi gün işte hani şey yaparız, hava ederiz bilmem ne falan cartçurt. Ben de tabii o zamandan itibaren fatura kestiğim ettiğim için falan faturayla elimde kaldı. Şaka yapıyorsun. Kestiğimde kaldım ha öyle bir şey olmuştu. Ama 6 yıl önce o çok tecrübesizdim yani öyle şey değildim. Hani. Ama bir şey söyleyeceğim peki öyle bir şey oldu. Sonra yoklar hiç kimse ne aradılar ne şey yaptılar kaldım gittiğimde. Ay ne kadar ayıp hani. Ya. Çok. Evet. Vallahi. Bir kere de silahla şey yapmışlardı onu söylemiştim. Silahla mı? Bayağı şeyde gelin odasına kilitlendim ben. Şeyleri geldi nasıl söyleyeyim. Nasıl yani? Hasımları geldi. Bir sürü karışık olaylar şimdi bundan sonra vururlar bilmem ne. Oldu yayında ve yapacağım. Hadi hoşçakalın. Öyle bir şey olmuştu. Hoşçakalın diye. Öyle bir şey olmuştu. Başıma gelmişti yani. Allah Allah. Dedim bu son makyajım herhalde Allah'ım dedim. Hemen annemi aradım. Vallahi. Peki Gülşah'cığım. Canım. Yurt dışından. Ne yapayım ki? Peki var mı böyle çalışmak isteyeceğin birileri? Atıyorum Angelina Jolie'yi giydirmek çok şey isterdim vardı, gibi. Yok. Lady Gaga durumu vardı. Evet. Aa, evet o ne oldu? Lady Gaga. Lady Gaga geçen Mayıs'ta giydirecektim ben onu. Fakat bu pandemi olduğu için tabii ki bu gerçekleşemedi. Ama şimdi bu Mayıs'ta Las Vegas'ta bir konseri var. Ama yine gerçekleşemeyecek. Çünkü, nasıl oradan bir mail geldi, teklif geldi gibi bir şey mi oldu? Ya Berna'ya yazıyorlar. Berna da diyor ki ya diyor Lady Gaga'nın diyor fenişeriymiş diyor ekibinden yazıyorlar falan filan. Dalga geçiyorlar falan zannediyor. Berna bunu bir araştırıyor. Gerçek çıkıyor. Sabah 7:30 Berna kapıyı aç kapıyı çabuk gerçek. Kapıyı aç diye falan ve yatakta Berna'yla zıplıyorduk en son. Yani aynen böyle ya, oldu. Bu arada ama zaten şu an dünyada öyle bir şey var yani bir sürü bizim çok tabii başarılı Türk modacıları, Madonna'lar, Kayekler, Dilara Fındıkova falan çok fazla giyen tabii. insanlar çok açılmaya başladık. Aynen. Çok güzel, çok her anlamda. Biz bir şey söyleyeyim mi? Türkler olarak gerçekten el işçiliği konusunda bizim üzerimize hakikaten yani elimize su dökemezler yani. Kıyafet olsun, halı olsun. Saç, makyaj, yani el emeği konusunda biz gerçekten çok başarılıyız. Suçunu yapsana iyice bir maşallah sana. Daha ne yapsın kadın yaptı hayır, işte böyle yahu. Hayır o böyle full yapıyor, maşallıyor böyle kabartıyor. Evet, evet, evet. İnşallah giydirirsin ya biz de böyle ya, gururlanırız. Ya inşallah vallahi aynen. billahi yani. Biz seninle kadar... gururlanırız ama seninle de gururlanan büyük modacı isimlerimiz var. Mesela Yıldırım Mayruk gibilerin bildiği. Evet biraz bahsetmek ister misin onlardan? Yani şöyle söyleyeyim beni tabii ki çok duygulandıran bir durum. Biz geçtiğimiz haftalarda... Geçtiğimiz haftalarda programda bir konsept şey verdik. Evet. Uğurkan abinin konseptleriydi. Her bir yarışmacı kızımıza işte sen Yıldırım Mayruk tarzına gel, sen Cengiz Abazoğlu tarzına gel, sen işte Cemil İpekçi, sen Gülşah Saraçoğlu tarzına gel falan dendi. Ve ben Yıldırım Bey'in adının döndüğü bir yerde kendi elbisemi giyemezdim. Onun için de canım ciğerim Ayfer'in... O gün sen Yıldırım Mayruk kıyafetim giydin programda. Ben onu Ayfer'in bir Yıldırım Mayruk elbisesi vardı. Ayfer'e dedim ki ne olur dedim bana elbise. Ne demekti kadın bütün pırlantalarına kadar bana yolla. Dedim var iki de güvenlik yollarım var. Neyse. Burada da var bir güvenlik bu yüzük için bu arada. Ondan sonra ve neticede elbiseyi giydim. Fakat o kadar duygu yüklü bir programdı ki yani ustaların ustası büyük Yıldırım Mayruk ve yani o anda bütün duygularımı bir şekilde dile getirmeye çalışıyorum. Bir yandan Cemil İpekçi çok severim. O da benim hepsi başka bir ustamdır. Neyse programda gayet keyifli biz böyle konuştuk. Program yayınlandı. Bir baktım önce Yıldırım Bey'den bir telefon geldi. Ya ne kadar güzel yani ya. Yani görüntülü konuştuk ve ben şöyle işte, akıyor gözümün yaşı. Ve bana dedi ki Cemil Bey de aynı şeyi söyledi. Gülşahçım dedi yani
tek kaldın dediler. Onların ağzından bunu duymak benim için müthiş bir şeydi. Tabii ki bir sürü meslektaşım var. Bu arada bir sürü moda tasarımcısı bizim, evet, arkadaşlarımız var. Çok var. Çok ama sen daha ayrı bir sanatçı, ben biraz da hani sahne evet, olduğu evet, için belki evet onun senin için demiş olabilirler. Senin gibi rahmetli işte Nur Yerlitaş, evet, sen, Yıldırım Mayruk, böyle büyük isimler, onların ekolünden, evet, gelen sen, evet, varsın. Doğru. Kalan tek bana göre gerçekten de. Gerçekten öyle. Yani bir de ben yaptığım işi çok keyifle yapıyorum ve ben her zaman kendime terziyim diyorum. Yani ben yeri gelse perde de dikerim. Hiç, hayır, sıkıntı yok yani. Ben yeni eve taşındım. Birkaç perde eksik Gülşah. Aşkım dikerim hemen. Peki pişman olduğum bir şey var mı diyorum. Nasıl yani? Özel hayat olabilir, işle ilgili olabilir. Ya tabii ki de özel hayatımda pişmanlığım var. Yani oldu. Beraber keşke şu kişiyle olmasaydım, evet, gibi. Evet, olmasaydım dediğim ama oldu. Bu arada seni taşımak da zor yani Gülşah. Biliyorum ben seni. Bir de hiperaktif bir kadın. Evet. Hayatım yani, şöyle söyleyeyim. Yani bunu çok genel olarak söylüyorum. Kendini taşımayı bilmeyen insan beni nasıl taşısın? Yani bunu herhangi bir kişi veya şahıs için söylemiyorum. Çünkü ben zor bir kadınım. Evet, kolay yani gibi görünen için, zor kadınlardan. Bu arada hiç kolay gözükmüyor. Ve gerçekten. Zor bir kadın olduğu aşırı belli. Şimdi arkadaşın diye şey yapma, zor bir kadın olduğu yok, belli. Ya yok şöyle söyleyeyim. Zor yani aslında bu taşıma cümlesi, kelimesini sevmem ama evet, ben gerçekten yüksek ruhlu bir kadınım ve, hı-hı, enerjim çok tavan, gerçekten çok eğlenceliyim ve mesela sıfır masrafsız bir kadınım. Sıfır, hı-hı, masraf yani saçımı, makyajımı, evet, kıyafetimi, evet, bilmem neyim. Kıyafetin kendi dikiyor, saçını kendi yapıyor, makyajını falan yapıyor, falan derken, boyuyor. Yani. Şimdi düşünsene, şahane bir anneyimdir, şahane mutfağım vardır, o efsane yemekler yaparım falan. İşte becerikli kadınımdır, elimden her şey gelir falan. Ben dönüp yani baktığım zaman diyorum ki ben erkek olsam benim gibi bir kadınla, evet, hayatımı kolaylaştıran bir kadınla beraber olurum ama mesela bu kadın da kalkar adamın kimyasını bozar. Peki mesela, bunlar var, evet. Şu an telefonuna bir şeyler geliyor, bakabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim, bence Lerzan Mutlu şey demişti ya hani mesaj attım bak diye. Bak demişti. Sürekli, evet, şey geliyor oradan. Peki şu an bize telefonunun son 10 WhatsApp görüşmesini gösterebilir misin? Gerçekten, evet, mi? O çok seviyor bunları. Ben pek seviyorum ona, böyle bir karıştırayım edeyim. Dur şunda daha az mesaj. Hayır, bunu istiyorum. Burada da geliyor bir şeyler ediyor falan. Hmm. Bir tanesini arasından, bir tanesi senin izin verdiğin bir tanesini okuyacağım. Dur bakayım. Son ondan bir tanesi. Ekran görüntüsü almamıza izin var mı? Dur bakayım ya. Oo, çok gittin. Ama bak çok var. Yüzüğüne bakamıyorum. Saraya mı baksam? Beylikdüzü'nde 2+1. Saraya bakayım mı? Taşıyor. Bak. Parmağında taşıyor. Sen gördün, Gülşah gördü. Ben burada dur, kaldım. Ben... Siyerci'de bakabilirim. Gel. Anladım ben bakıyoruz o işten. Bakıyoruz işte şu an. Hayır, ben zaten insanların üzerine girmeyi sevmem. Şunu okuyorum. Söyle, gösteriyorum ben. Tamam. Seray Sever'den Gülşah'a bir mesaj. Baby gelirken bir tane muz çorap getirebilir misin? Tamam. Bunda bir şey yok canım. Kibarını okudum. Aa bak falcım. Aa. Dur. Ay, i̇yi falcı. Mi? Ay mi? Çok iyi. Hemen, gerçekten. Hemen yönlendireyim. Ben çok severim. Nerede bu falcı? Neredeydik o? Şeyde. Telefondan bakıyor mu? Biz nereye gittik Doğan ya? Sakarya mı? Yok Sakarya değil. Yok artık. Yok. Hatay oldu. Ne o? Kapadokya. Sivas. Peribacaların içine bakıyormuş değil mi? Peribacaların içine böyle bakıyormuş. Aa bak biri finger demiş benimle. Aa kim? Aa. Yok söyleyemem onu. Yer yerinden oynar. Ve çok şey konuştuk yani. Ha, millet de zannedecek hakikaten o ismi geçen insanlarla bir şeyim oldu falan. Yani onları şimdi clickbait yapacağız biz. Güm, pa, can, güm, Burak Soğuz, Can Yaman, Michel, Allah, Ömür. Et adam. Bir şeyler. Et adam mı? Et adam mı? Adamın lakabı o ya. Et adam diyorlar ona. Kime diyorlar? Kul çıplak ya o Michael'ın 365'teki şeyi. Ay o insan değil. Ay Allah'ım. Gülşah'cığım. Bana hediye mi? Evet. Allah versin. Sana. Evet. Bana layık bir şey. Ana sana layık bir şey. Ana sponsorumuz. Piyano Jewelry'nin bize bunlar ne? Verdiği. Piyano Jewelry. Piyano Jewelry. Ay, bakalım yani, beğenecek bakalım misin? Beğenecek misin Gülşah? Sana tabii bakayım. Ki altın hediye getirdik. Sen seversin. Bana layık mı? Layık. Yani inşallah. Böyle bana şey layık. Derler ya sana layık değil. Layık değilse niye alıyorsun? Sana layık. Sana layık bulduk. Evet peki bir şey söyle. Bu arada ta gitti nerelerden getirdi Tolga onları. Ya. Güzel şeyden öyle. Ya çok güzel. Ya takalım. Evet takalım. Hadi. Biraz daha kalın olaymış neyse. Seçkinden beğendiğim bir şey var mı? Makyaj malzemesi falan. Onları da koyabiliriz. Yok şurada bir şey. Sizden de beğendiğim varsa. Benden ay çok tatlı bak. Kalbi ya, de çok güzel. Bizim canımız sponsorumuz ya. Ya çok teşekkür ederim. Ne piyano mu burası? Piyano Jewelry. Nişantaşı'nda. Mekin karşısında hemen. Bana hediye yollayabilirsiniz. Hiç kusura bakmam. Hiç de zahmet olmaz size. Onun için.
Atölyeye de yollayabilirsiniz. Bu da ne sertifikası? Onlar şey sertifikası. Bir de kutusu. Çok güzel oldu. Güle güle, evet, kullan. Ayağına da sağlık. Gerçekten iyi ki geldin. Çok da güzel bir programdı. Şimdiye kadar en açık konuşan ikinci konuğumuz olabilirsin. İrem'den Bipsiz sonra. Bipsiz olabilecek. Öyle mi? İsim vere vere. Daha ne diyecek ki? Daha ne anlatsın? Ya ama benim şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim mesela kimseyle bir sıkıntım yoktur biliyorsun. Evet. Yani çok şükür ki herkesin üzerinde kredisi olan... Bir şey sana tüyünüm var ama ondan dolayı o zaman bir kadın oldum. Aslan burcu mu diyorsun? Aslan burcuyum. Saça baksana. Hepimiz aslanız. Biz hep unutuyorum. Saça baksana. Ondan tabii. Sonra tatlıdır ben... benim ilişkilerim insanlarla. Çok eğlenceliyimdir, çok güleriz, oynarız falan filan. Bir takıldın değil mi? Bir takıldım. Hayır, Lerzan'dan mesaj geliyor ya, bir akşamla ilgili bir durum varmış, oraya çağırıyor 8'de beni. Çıkma yasağı var, ona göre ayarlarsınız. Ama benim şeyim var, iznim var. Seçkin çok yakıştı be. Bakayım. Vallahi billahi. Şahane. Saçmalama oğlum. Bana daha çok yakışıyor. Delir misin Nesli Allah aşkına? Böyle mi kapatalım? Aşkına. Katıldığın için, geldiğin için, vakit ayırdığın için bugün de bize teşekkür ediyoruz. Kim konuşuyor? Bir Gülşah. Ben keşke gelmeseydim. Oturdum ben. Bilseydim, evet, sen niye zahmet edip geldin ki? Bilseydim evimde otururdum. Pazar pazar. Aa. Köpeğimi severdim. Evet. Aşk olsun. Şaka yapıyorum. Ben burada geldiğin için de çok memnunum. Tanıştığım için de çok memnunum. Niye memnunsun mesela geldiğin için? Hoşuma gitti çünkü bir sürü malzeme çıkarttım. Hayvan gibi clickbait vereceğiz şimdi. Hayvan gibi çat çut millet seyredecek ne diye seyredecek. Arkadaşlar bu programda ürün yerleştirme vardı. Yok, şampuanında hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten bol bol satsın. Servetine servet kat, bu yüzükler gözümüzü daha da kör etsin. Gerçekten döktün mü? Gerçekten döküyor musun? Eyvah! Hakikaten döktü mü? Köpürün Türkiye'yi. Yemin ediyorum döktü. Okey, yapacak bak, şey bak, bak. Köpürt var şöyle bir. Ay Allah'ım. Nerede yıkayacağım saçımı bu arada? Gel bir saniye. Köpür. Köpürt. Köpürt iyice. Bak şimdi. Oo, baba köpürdü valla. Şükür. Ay çok iyi. Ay Allah'ım. Çok mu iyi? Köpürt iyice. Çok güzel kokuyor yalnız. Herhalde bakayım. Çok iyi kokuyor gerçekten. Mis gibi kokuyor. Bak 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 bak. Aa, Kaan arıyor. Kuaför. Kuaför lazım bana şu an bu arada. Aa, böyle kapatıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Evet. Vallahi kapatıyoruz. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Hakikaten çok güzel kokuyor yani. Şimdi iyi bak. Bir şey söyleyeyim mi? Evde sular kesikti biliyor musun? Yemin ediyorum. Evet, evde yemin ediyorum. Evde su kesikti. Çok güzel oldu yemin ediyorum. Vallahi şahane evet, oldu. Çok ağzıma var. Sıçtınız programda. Ben 50 kere saç yaptım bu kadar. Bu ne ya? Ay Allah'ım. Hadi kendinize iyi bakın o zaman. Hadi görüşürüz. Ay hadi. Bundan sonra demek ki bu programı Fezi, Seçkin ve ben olarak biz önümüzdeki aynen. Hafta yeni bir konukla karşınızda. Aynen. Hoşçakalın. Bye bye. Köpürdü. Ay Allah'ım. Piano Jewelry.